Hayatımda her zaman duyarlı bir birey olmam gerektiği bilgisini kattı. Özellikle çalıştığım iş yerinde veya çalıştığım yerlerde, aile hayatımda her zaman fark yaratan bir birey olmaya ve fark yaratan bireyler yetiştirmeye devam edeceğim. Öncelikle eğer bir Sabancı Üniversitesi öğrencisiyseniz hiçbir zaman yarınınız bugününüzden daha rahat olmayacak. Siz her zaman derslerle ve ödevlerle boğuşuyor olacaksınız. Ama bugün gelip çattığında siz şu anda burada bu videoyu çekilirken aklınızda bir dersten A veya B aldığınız kalmayacak. Aklınızda sadece CIP'den geçirdiğiniz güzel dostluklar ve güzel anılar kalacak. Bunları hiçbir zaman unutmayacaksınız. Bundan dolayı ofise uğrayın, kendini keşfete gidin. Size kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız geliştirebildiğiniz kadar CIP ile beraber geliştirin ve vakit geçirin. Bir de ek olarak hiçbir zaman unutmayın ki Beşiktaş Jimnastik Kulübü yenildiği zaman ofise uğrayıp Ferdi abiye sadece bir selam verin. Bir CIP'ci olarak, bir cipçi olarak sahadayken insanlara, hayvanlara, çocuklara dokunuyorken daha güzelmişiz. Cipçi kalıbımızı, cipçi kıyafetimizi biz orada giyiyormuşuz aslında. Ben şunu anladım. Bir cipçi her zaman sahada daha güzel. Keşke daha fazla kendini keşfete gidebilseydim. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kendini keşfet bir cipçinin en güzel vakit geçirdiği anlardan biridir. Kendini bir cipçi kumaşında hissettiği en güzel anlardan biridir. CIP'de daha çok vakit ayırın. Kendini keşfete gidebiliyorsanız bir, gidebiliyorsanız iki kere gidin. Çok güzel dostluklar koyarak gidiyorum bavuluma. Bu dostluklarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Ve siz de elde ettiğiniz dostlukları umarım hiçbir zaman unutmazsınız. Ne zaman gerçek hayatımızda yürürken, bir şey düşünürken bu cipçi gözlüğünü takıp daha duyarlı düşünüyoruz ve hayata daha duyarlı bir bakış açısına sahip oluyoruz. Beni ben yapandır, şu anki Doğanay'ı yetiştirendir.